Allah Celle Celaluhu ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik. Oğlum bak. Öyle tek taraflı lanet olmaz. Yavrum. Evladı. Bak onlar harici. Bir takım gençler diye geçer hadis-i şerifte. O harici oldukları. Bir de kafaları kazıtılan, kafalarını kazıyan hariciler var. Onlar da sizsiniz. Al bir hariciyi, vur öbürü öteki hariciye. Siz Adi oğlu Adi'siniz oğlum. Yani şimdi en üst tepede kabul gören bir cemaatin müvessili olarak sen benimle gel lanetleş. Öyle arkadan lanetleşmeye gerek yok. Aşikare lanetleşin. Hadi. Adam ben peygamberim diyor. Nasıl diyor? Nasıl diyor lan? Şerefsiz haysiyetsiz. Din şerefsizinin yavşağı. Din haysiyetsizinin yavşağı. Din kahpesinin yavşağı. Ulan siz alimleri ilah iddia ettiniz lan. Sen de sen adam mısın oğlum? Sen Müslüman değilsin bir kere. Müslümansan, hakiki Müslümansan, ben müminim diyorsan ortaya koyulan hakikatleri kabul edeceksin. Okuyup okutmakta olduğunuz kitaplar uyarınca Rabbaniler olunuz der. Kim der? Ehl-i nübüvvet zat. Sizin kitaplarınızdan başka bir şey söylemedim ben. Okuduğunuz kitaplardan başka bir şey söylemedim. Şerefsiz haysiyetsiz. Adam çoktan ölmüştü zaten. Onun beyin ölümüyle aklı ihtiyarının gitmesiyle zaten İsmail abi bin bir türlü sapıklığa düşer oldu lan. Şerefsiz. Onu biliyoruz biz onun iyi bir zat olduğunu. Zıl da olsa böyle bir kemalata sahip bu adam. Ha hükmü yok bir kemalatın. Bu kemalat sahibi hemen cennete gidecek diye bir şey yok. Çünkü şahitlik cesede yavrum. Şahitlik cesede. Allah-u Teala hakkında yanlış bir zan adam insanı ebedi cehenneme götürür. Ve sizde bu bolca var yani bu Allah-u Teala'nın zatı hakkında. Bildirdikleri hakkında eğip bükmeler, ağız, ayet değiştirmeler, sapık dikkat ve bitatleri şey yapmalar. Bu zamanlarda da en çok ortaya revaçta olan şeyiniz, seneyi devriyeleriniz. Siz icat ettiniz. Efendimiz, sen olmazsan bildir ederiz. Cehenneme gideceksiniz. Zamanın imamına biat etmeden ölen cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Aklı ihtiyarı yerinde değildi. İnşallah. Yani inşallah denmez aslında. Allah-u Teala onu mazur etsin. Mazur eylesin. Yoksa alçak gönüllü, tevazu sahibi bir insandı. Senden önce tanıdım ben onu yavrum.